Arkadaşlar merhaba. Kasım ayına ait örnek sorularla tekrardan bir aradayız. İlk sorumuzla başlıyoruz. Su sıvı halden katı hale geçerken hacmi %8 ile %10 arasında artar. Ağzı kapalı cam bir şişenin içerisindeki suyun donmuş durumundaki hacmi şişenin hacminden fazla olursa bu suyun donması durumunda cam şişe patlar. Burada arkadaşlar önemli olan bilgi her yeni nesil soruda olduğu gibi Şurada sadece %8'lik ve %10'luk kısmı olacaktır. Buraya lütfen dikkat edelim. Zehra sürahinin içerisindeki 1400 ml suyun tamamını aşağıdaki hacimler ve aşağıdaki hacimlere verilen boş cam şişeler arasından rastgele seçtiği birine koymuştur. Zehra bu şişenin kapağını kapatıp şişeyi derin dondurucuya koymuştur. Buna göre içerisindeki su donduktan sonra şişenin patlama olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bana burada %8 ila %10 artacağını ne yapmış? Söylemiş. O zaman ben 1400'ün maksimum %10'u artacağı için 10 bölü 100 ile çarpıyorum. Çarptığımda arkadaşlar bu sonuç şuradan 2 sıfır sildim. Buradan da bir sıfır sildiğimde 140 artacak. Yani 1400 olan benim hacmim 140 artarak 1540'a çıkacak. Yani 1540'ın altında olanlar patlama ihtimali kesin olanlar olacak. Bu kesinlikle patlıyor arkadaşlar. 1400 olduğu için. 1450 kesin patlıyor. 1500 kesin patlıyor. Bir de %8 arkadaşlar arttırılma durumuna da kontrol etmiş olalım. 140, 1400 çarpı. 8 bölü 100. Şuradan yine birer tane iki sıfır sildim. Çarparsam arkadaşlar 112 olacaktır. 1400'ün üzerine 112 de ekleyelim. Bu da 1512. Yani benim 1512 ve 1540 referans noktam. Patlama ihtimali arkadaşlar bu aralıklarda olacak. Burada arkadaşlar kontrol ederseniz şayet 1512'den büyük patlamaz. Buna çarpı koydum. 1512'den büyük 1540'den büyük. Yani bu iki şişede patlama olmayacaktır. Bu durumda patlama olasılığını sormuş arkadaşlar. Örnek uzayımda 5 eleman var alt taraf 5 tüm olaylar. Patlama ihtimalde olan arkadaşlar patlayacak olan da 3 tane var. 3 bölü 5 yani cevabımız C şıkkı olarak bulunacaktır. Devam ettik 2 numaralı soruyla. Üst tarafta üstü sayılarla alakalı çarpma işlemini ve bölme işlemiyle ilgili bilgi vermiş. Bir fotoğrafımız var. Aşağıda bir ülkede kişi başına düşen tarım alanlarının değişimi ile ilgili bir araştırmanın bazı sonuçları verilmiştir. 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı miktarı 2,48 çarpı 10 üzeri 7 metrekaredir. 100 yıllık süre içerisinde ülke nüfusu her yıl 20, her 25 yılda bir iki katına çıkarken ülkedeki tarım alanlarının miktarı her 50 yılda bir yarıya düşmüştür. Buna göre araştırmanın yapıldığı yıl ülkede kişi başına düşen tarım alanı miktarı kaç metrekaredir diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar burada dikkat etmem gereken şey şu. 100 yıl önce tarım miktarı olan ifadeyi e, ben virgülden kurtarmak istiyorum. 2048 çarpı virgül arkadaşlar 1, 2, 3 sefer sağa doğru kayacak. 10 üzeri 7'den 3'ü çıkartacağım. Burası ne oldu? 2048 çarpı 10 üzeri 4. İşlemleri daha kolay yapmak için yaptım bu işlemi. Şimdi arkadaşlar her 25 yılda bir iki katına çıkıyor. 100 yılda da arkadaşlar 4 tane 25 var. O zaman ilk 25'te iki katına çıktı. 25 yıl sonra. 50. yılda arkadaşlar 4 katına çıktı. 75'te iki katına çıkarsa arkadaşlar 8. 100'de de arkadaşlar 8'in iki katı 16 kat nüfus ne olacak? Büyüyecek. Bir kere o zaman Kişi başına düşen tarım miktarı arkadaşlar direkt 16'ya bölünmesi gerekiyor buradaki ifadeyle alakalı. Şimdi bir de her 50 yılda bir yarıya düşecek. 50 yılda yarıya düştü arkadaşlar. 1 bölü 2'sine düştü. 100 yılda bir daha yarıya düşecek. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'ye düşecek. Yani 1 bölü 4 çereye düştü arkadaşlar tarım yapılan alanlarda. Şimdi arkadaşlar ilk olarak 1 bölü 4 oranında küçülecek tarım miktarı onu bulalım. 2048 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 1 bölü 4. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar 512 çarpı 10 üzeri 4 tarım miktarı yapılan alan kısmı arkadaşlar bu. Şimdi bir de nüfus sayısı da 16 kat artmıştı. O zaman bir de bunu 16'ya böleceğim. 512 çarpı 10 üzeri 4 bölü 16 yaptım arkadaşlar. 16 kat çünkü daha da küçülmüştü. 512'yi 16'ya bölersek arkadaşlar buradan 32 olarak bulabiliyoruz. 32 çarpı 10 üzeri 4. Sonucumu buldum arkadaşlar. Benim bunu bilimsel gösterim olarak vermiştim değerleri. Bilimsel gösterime çevirmem lazım. Virgülüm benim şu an burada. Bunu bir basamak sola doğru kaydırırsam 3,2 çarpı 10 üzeri 5 olarak bulunacaktır. Yani cevabım B şıkkı olarak bulunmakta. Devam ettik 3 numara soruyla. Bir ilkokulda sanat, kültür, yaşam, spor, bilim alanlarında tasarım beceri atölyeleri kurulmuş. Her öğrenci tercih ettiği alandaki atölye çalışmalarından birine katılmıştır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu okuldaki öğrencilerin tercih ettiği tasarım beceri alanlarına göre dağılımı, üstün grafiğinde ise sanat alanındaki atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin dağılımı verilmiştir. Sağ taraftaki grafikte arkadaşlar sanat atölye çalışmalarına katılan öğrenci dağılımının adetleri verilmiş. Sol tarafta ise derece cinsinden verilmiş. O zaman şu sağ taraftakileri bir toplayalım arkadaşlar. Burada 40 kişi var. Burada 80 kişi var. Burada 60 kişi var. Toplarsak arkadaşlar 180 kişi sanat atölyelerine katılmış. Sanat atölyelerine katılan kısım arkadaşlar burada 120 derece olduğunu görebiliyoruz. O zaman bana toplam öğrenci sayısını söylemiş. 120 dereceye arkadaşlar 180 kişi gelmiş. Bana 360 derece yani okulun tamamı soruluyor. Burası ne olacak? X. Şurada arkadaşlar bunu doğru orantıyla yapabilirsiniz isterseniz. Burası 3 kat büyümüş. 3 kat. Buradan da 3 kat büyütürseniz cevabımız ortaya çıkacak. 180 çarpı 3'ten cevabım arkadaşlar 540 olarak bulunmakta. Yani cevabımız C şıkkı. Devam ettik 4 numaralı soruyla. Yanda bir yarışmada ilk üçe girerek madalya almaya hak kazanan 3 sporcunun derece kürsülerine çıktıklarında boylarının aynı hizaya geldiği görülmektedir. Bu derece kürsüsünde yer alan 1, 2 ve 3 sayılarının yazılı olduğu kare şeklindeki yüzeylerin alanları sırasıyla 980 cm2, 720 cm2 ve 405 cm2'dir. Buna göre birinci ve üçüncü olan sporcular arasındaki boy farkı birinci ve ikinci olan sporcular arasındaki boy farkının kaç katıdır diye söylemiş. Öncelikle arkadaşlar benim burada kök 980'in değerinin kök 720'nin değerinin ne olduğu ve kök 405'in değerinin ne olduğu bilmem gereken kısımlardan bir tanesi. 405 arkadaşlar 81 çarpı 5'tir. Hemen burada en kolay o geldi. 81 dışarıya 9 olarak çıkar. 9 çarpı 5. 720 sayısı arkadaşlar 144 çarpı 5'tir. Bu da yaptım. 144 dışarı dışarıya arkadaşlar 12'nin karesi olduğu için 12 kök 5 olarak çıkacak. 980 sayısı da arkadaşlar 196 çarpı 5'tir. 196 da dışarıya arkadaşlar 14 olarak çıkar. 14 kök 5 olarak bulunacaktır. Şimdi burada arkadaşlar. Şu kısımlara hemen değerleri yazalım. Şurası 1 numaranınki 14 kök 5. 2 numaranınki arkadaşlar 12 kök 5. 3 numaranınki arkadaşlar 9 kök 5 olarak bulunacak. Öncelikle aralarındaki fark arkadaşlar 1 ile 3'ün aralarındaki farkın olduğu kısım şu kısım olacak. Yani 14 kök 5'ten 9 kök 5'i çıkartacağım. 1 ile 3'ün arasındaki fark 5 kök 5 olarak bulundu. Bu 1 ile 3 arasındaki olan kısım. Bana bir de 1 ile 2'nin arasındaki olan fark lazım. O da şu kısım arkadaşlar. Yani 14 kök 5'ten 12 kök 5'i çıkartacağım. Bu da 2 kök 5. Şimdi bana demiş ki 1 ile 3'ün farkı 1 ile 2'nin arasındaki farkın kaç katıdır? İşlemi şuraya yapıyorum arkadaşlar. 5 kök 5 eşittir. 2 kök 5 çarpı x. x x'i de kat olarak aldım. O zaman 2 kök 5'i buraya ne olarak atacağım arkadaşlar? Bölüm olarak atıyorum. Bölü 2 kök 5. Burada arkadaşlar kök 5'ler birbirini sadeleştirir. 5 bölü 2 x olarak bulundu. 5 bölü 2, 5 2 sayısı arkadaşlar 2,5 değerine eşittir. Geldik 5 numaralı soruya. Bir firmanın 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısının Dört renge göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı sayıda kadar üretmiş. Ancak bunlardan 12.000 siyah ve 6.000 mavi bisiklet satamamıştır. Bunların yanında 2018 yılındaki satış sayısından 12.000 fazla sayıda beyaz ve 4.000 fazla sayıda kırmızı bisiklet üreterek Beyaz ve kırmızı bisikletlerin tamamını satmıştır. Buna göre firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye söylemiş. Evet arkadaşlar 2019 yılında satılan renkleri buraya yazmak istiyorum. Beyaz siyah kırmızı ve mavi Beyaz bisikletten arkadaşlar 12.000 fazla sayıda üretildi ve hepsini sattı. 24.000'de o zaman 12.000 eklersek 36.000 tane üretildi ve satıldı. Kırmızı bisikletten 4.000 fazla üretildi arkadaşlar. 68.000'de 4.000 fazla üretilirse 72.000 üretildi ve satıldı. Siyahtan 66.000 bin üretildi ancak 12.000 satamadı arkadaşlar. 66'dan 12'yi çıkartırsam 54.000 sattı siyahtan. Şurada. Maviden arkadaşlar 60.000'de 6.000 satamadı. O zaman 54.000'de mavi bisiklet satmış oldu. Burada arkadaşlar öncelikle bunları daire grafiğine dökerken dikkat etmem gereken şeylerden bir tanesi şu. Siyah ve mavinin eşit olması gerekiyor. Siyah mavi eşit. Siyah mavi eşit. Burada eşit mi? Evet burada da eşit. Burada da eşit. Siyah ve maviler hepsinde eşit olarak verilmiş. Derece kısmıyla henüz ilgilenmedim. Beyaz 36 bin. Kırmızı 72 bin. Beyazla kırmızı arasında arkadaşlar iki kat oran var. iki katı olmalı. Burada iki kat var mı? Var. Burada iki kat yok. iki kat yok. Burada arkadaşlar 150 60 ile topladım e, 210 burada 150 derece var 150 derecelik arkadaşlar burada herhangi bir şey yok iki kat değil dolayısıyla hiçbir şey incelemeden bile cevabımın A olduğunu buldum ama bir tanesini en azından göstermiş olalım şimdi arkadaşlar hepsini toplarsam ben burada elde edecek olduğum ifade benim tüm satışım olacak 360 derece arkadaşlar Hepsi toplanırsa arkadaşlar 216 bin toplam satışım var. Kırmızıyı ve, ve beyazı bulsam burada benim için yeterli. Kırmızıyı bulsam beyazı zaten bulmuş oluyorum açıkçası. Burası arkadaşlar 72 bin kırmızı olan rakam. X diyelim. Burası arkadaşlar 216'nın 3'te biri. Hemen 3'e bölersek buradan X'in 120 derece olduğunu direkt buluruz. 120 derece değil. Burada arkadaşlar 150 dereceydi burası hatırlarsanız. Bu da değil. O zaman cevabım A ya da B olacak. Otomatikman iki şıkkı eledim. Benim burada mavi ya da siyahı bulsam yeterli benim için. O zaman tekrardan bir denklem yazıyorum. 360 derece 216 bin yine. Burada 50, 54 bin mavi ya da siyahtı. İkisinden bir tanesi seçtik. Buraya da X dedim. Şimdi arkadaşlar burada dörtte biri. Dörtte birini alırsak arkadaşlar buradan da derecenin gene 90 derece olduğunu bulmuş oluruz. Yani cevabımız gene A şıkkı. Geldik 6 numaralı soruya. Eylül cep telefonunda kendisinin, annesinin ve babasının seçtiği 20 şarkıdan oluşan bir müzik listesi hazırlamıştır. Eylül'ün hazırladığı bu listede annesinin seçtiği şarkı sayısı babasının seçtiği şarkı sayısından daha fazladır. Eylül cep telefonuna rastgele oynatma özelliğini kullanarak bu listedeki şarkıları anne ve babasının babasıyla dinlemek istiyor. Cep telefonunu ilk çalacağı şarkının Eylül'ün seçtiği şarkı olma olasılığı 1 bölü 4 olduğuna göre annesinin seçtiği bir şarkı olma olasılığı en az kaçtır diye sormuş. O zaman Eylül'ün miktarını vermiş arkadaşlar bize. Eylül, Eylül seçmiş olduğu şarkı x olsun. x bölü 20 eşitmiş 1 bölü 4. İç dışlar çarpımı yaparsanız arkadaşlar buradan 4x eşittir 20 olarak bulunur. Buradan x eşittir 5. Yani Eylül'ün seçmiş olduğu 5 şarkı var. Anne artı babanın seçmiş olduğu arkadaşlar şarkı sayısı 15 olacak. Annenin seçmiş olduğu şarkı sayısı babadan fazla olacak bir de. O zaman toplamları 15 olan A'nın daha fazla olduğu ilk sayı arkadaşlar 8 ile 7. Anne babadan fazla. Burada annenin oranını soruyor arkadaşlar. En az olması için arkadaşlar anneyi minimumda tutmamız lazım. O zaman 8 bölü 20 olacaktır. Sadeleştirirseniz ikisi de 4'e bölünüyor. 2 bölü 5 cevabım olarak bulunacak. Yani B şıkkı. Geldik 7 numaralı soruya. Aşağıda eş karesel bölgelere ayrılmış dikdörtgen şeklindeki bir karton verilmiştir. Çiğdem bu kartonu keserek alanlar oranı 1 bölü 2 olacak şekilde 2 tane dikdörtgen elde etmek istiyor. Buna göre hangisi çiğdemin elde edileceği dikdörtgenlerden biri değildir diye sormuş. 1 bölü 2 olacaksa arkadaşlar ben buna k bölü, k 2k olarak verdim. İkisinin toplamı arkadaşlar o zaman 3k. Şimdi şu kısımları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası 6. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Burası 9. Buranın alanı arkadaşlar 6 çarpı 9'dan 54 olarak buluyorum. 3 katı 54 olan sayı arkadaşlar. O zaman şurada 3k'yı 54 olarak yaptım. Buradan k 18. O zaman alanlardan bir tanesi 18, 2 katı da arkadaşlar 36 olarak bulunacak. Benden istemiş ki hangisi bunlardan bir tanesi değildir diye sormuş. Buranın alanı arkadaşlar 2, burası 9. Buranın alanı 18. Bu olabilir. Buranın alanı arkadaşlar burası 6, burası 6 çarparsanız buranın alanı 36. Bu da olabilir. Burası arkadaşlar 3, 6, 9. Şurası 9'muş. Yan taraf 3. Buranın alanı 27 çıktı. Bunun olma ihtimali çok düşük gibi gözüküyor. Şurası 3. Burası 6. Buranın da alanı arkadaşlar 18. Benden ya 18 olmasını istiyordu ya da 36 olmasını istiyordu. Olmayan tek bir şık var. O da B şıkkımız. Geldik 8 numaralı soruya. Bir uzun atlama pistinde koşmaya başlayan Hayat, Zeynep ve Sude isimli 3 sporcunun tahtadan sıçradıktan sonra kum pistte düştüğü yerler aşağıdaki noktalar ile gösterilmiştir. Düştüğü noktalı sıçrama tahtasına en yakın olan Sude. Burayı Sude olarak vermiş arkadaşlar bize. Şuraya S diyelim. En uzak olan ise Zeynep'tir. En uzak olan da Zeynep. Sude'nin düştüğü noktanın pist sonu olan uzaklığı. Şurada Şurası Su'de olsun. Burası Zeynep olsun. Bir de diğer ismimiz kimdi? Hayal. Hayal'i de şuraya koymuş olalım. Buraya olan uzaklığı 5 metre. Bunun buraya olan uzaklığı 4,5 metre olarak verilmiş bize. Buna göre hayatın düştüğü noktanın Pis sonuna olan uzaklığı metre cinsinden hangisi olabilir diye söylemiş. Yani Hayal'in bulunduğu nokta arkadaşlar şuradan da görüldüğü üzere 5 ile 4,5 metre arasında olacak. Şöyle hayali ortaya yazdım. 5'ten küçük, 4,5'tan büyük olacak. Şimdi kare köklü sayılar arasında bunları kök içerisine alalım. Bu kök 12. Bu kök 18. Bu kök 24. Bu kök 27. 5 sayısı arkadaşlar kök 25. Kök 4,5 sayısı da arkadaşlar. 16 ile 25'in tam orta noktası olacak. Toplayıp 2'ye bölerseniz 20,5 yani kök 20 ile kök 21 arasında bir sayıdır. Kök 20 diyelim bu kısmada. Benim için yeterli olan ifade zaten bu. Kök 24 ile kök 25 arasında olmalı. O zaman hayalin düşmüş olduğu nokta. Bu durumda cevabımız C şıkkı olarak bulunacaktır. Devam ettik. 9 numara sorudayız. Aşağıdaki görselde Yıldızlar Futbol Takımı'nın bir maç kadrosu verilmiştir. Bu maça ilk 11'de başlayan futbolculardan 3 maç sırasında yedek futbolcular ile yer değiştirmiştir. Maç sonunda takımın bu maçta oynayan futbolcular arasında rastgele bir biri ile röportaj yapılacaktır. Röportaj yapan futbolcunun formu numarasının asal sayı olma olasılığı en çok kaçtır? Öncelikle arkadaşlar ilk 11'de oynayanların kaç tanesi asal onları işaretleyelim. Şurada arkadaşlar Berk Asal, Alp Asal, Uğur Asal, Harun Erdem Asal değil, Kaan Asal, Kerem Asal. İlk 11'de oynayan arkadaşlar 5 futbolcu Asal. Yedeklerden de 3 tanesi maça girecek arkadaşlar. 3 futbolculardan o zaman direkt Asal'ları sokmak istiyorum ben. Burada İsmail Asal, başka Asal var mı? Umut Asal, başka var mı? Bir de Fırat Asal. O zaman benim maçta oynayabilecek arkadaşlar toplamda Asal sayı olan futbolcu sayım 8 olacak. Yani 8 kişi asal sayılar arasından seçilebilir. 11 kişi sahada oynuyordu arkadaşlar. 3 kişi de yedekten girdi. Toplamda 14 kişi maçta oynamış oldu. Bu kişiler arasından da benim röportaj yapmam gerekiyor. 2 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 4. 2 ile sadeleştirirsek burası da 7. Yani cevabım C şıkkı olarak bulunacaktır. Geldik son sorumuza. Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesinin 8200 mg, 50 kuruşlukların ise 6800 mg olduğunu öğreniyoruz. Kumba arasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar biriktiren Kerem bu sayıları saymak yerine tartarak ne kadar para biriktirdiğini bulmak istiyor. Kerem elektronik bir tartıda biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paraları ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyor. Bu iki tartma işleminin sonucunda birbirine eşit olduğunu gören Kerem'in biriktirdiği para en az kaç TL olduğunu sormuş. Arkadaşlar EBOBEK sorusu aslında bu. Burada 8200 ile 6800'ün EKOK'unu istiyor bizden. Şurada EKOK'unu bulmuş olalım hemen. İkisi de 100'e bölünüyor arkadaşlar. 100'e böldüm. 82 ve 68 olarak buldum. 2'ye böldüm. 34 2'ye böldüm. 41. Arkadaşlar EBOB'larına böldükten sonra herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Çünkü toplam burada e, aralarında asal çıktı sayılar. Şuraya 34 yazdım. Burası 1. Burası 41. 41'e böldüm. Burası 1 olarak bulundu. Yani toplam miktarım bu sayıların çarpımı olacak. Aslında EBOB'u böldükten sonra arkadaşlar şu kısım e, eşit olabilmesi için kaçla çarpılması gerektiğini bana da söylemekte. Bu sayıların birbirine eşit olduğunu göstermek için arkadaşlar 8200 çarpı bir sayı eşittir. 6800 çarpı bir sayı olarak veriyor. Bana ikisine de arkadaşlar aralarında asal olan kısım burada 41 kaldı burada 34 kaldı. Tam tersini yazıyorsun arkadaşlar. Burası 34 burası 41 olacak şekilde. Yani benim 34 tane bir TL'm 41 tane de 50 kuruşum bunu da 0,5 TL olarak alıyorum. Burası arkadaşlar 34 TL. Bu da 41'in yarısı da 20,5 TL olacaktır. Toplarsanız 54,5 TL olarak sonucum bulunacaktır. Arkadaşlar böylece soruları da çözmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi çalışmalar.